Videomuzda hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videomuzda sizlere yabani dikenli, hacı marul, yağlı marul, eşek marul gibi isimleri olan dikenli acı maruldan faydalarından, yararlarından bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi dikenli yabani acı marul bu şekilde olmaktadır. Yapraklara bir marul bitkisine benzediği için yabani dikenli acı marul, yağlı marul, eşek marulu denmektedir. Hemen hemen her çeşit toprak ve iklim yapısında yetişebilen dayanıklı bir bitki olan bitki, yarı otlu, yarı ağaçlı bir bitki olmaktadır. Bitkinin faydalandığı yer yaprakları ve kökleri olmaktadır. Yaz aylarında bunun sarı sarı tıpkı kara indibaya benzer çiçekleri olduğu için bir nevi kara indibaya benzetilmektedir. Bitkinin faydalarından, yararlarından bahsetmeden önce acı bir tadı olduğundan bu marulun yaprakları öncelikle tuzlu suda bekletildiği takdirde yapraklarındaki acılığın bir miktar gittiği belirtilmektedir. Sütlü marul olarak da bilinen acı marul böyle dalını kopardığımızda süt gibi özünden bir sıvı akmaktadır. Ve bu sıvı haricen cilt hastalıklarında yaraların üzerine sürülerek çıban abse tedavisinde, basur gibi, egzama gibi, sedef gibi hastalıklarda, uyuz tedavisinde ve çeşitli birçok cilt hastalıklarında kullanıldığı tavsiye edilmektedir. Salatalara doğranarak yenebilen acı marul ayrıca uygun dozlarda yaprakları güneşin görmediği ortamda kurutularak, çay yapılarak da içilmektedir. Ayrıca kökleri kurutularak, dövülerek, işte kahvesi de yapılarak içilmektedir. Ağrı kesici, uyuşturucu, sakinleştirici özelliği olan yabani dikenli acı marul, eşek marulu başta söylemek istersek anne sütünü arttırıcı özelliği vardır. Örnek verecek olursak acı marulu hiçbir şekilde tıbbi açıdan kullanmak istemiyorsanız, yemek istemiyorsanız veyahut da çiftçilikle uğraşıyorsunuz, hayvanlarınız var. Bu yabani dikenli acı marulu mera hayvanlarınıza verdiğinizde özellikle emziriyorsa, yavrusu varsa, süt sağıyorsanız sütünü oldukça arttırmaktadır. Ve emziren annelere de tavsiye edilmektedir. Yani sütü arttırıcı özelliği vardır. Uykusuzluk problemlerinde, panik atak hastalıklarında, depresyon ataklarında sakinleştirici özelliği olan acı marul bildiğimiz gibi hipertansiyon hastalıklarında çeken insanlarda böyle panik atak benzeri bir rahatsızlık var. Yani her an bir şey olacakmış gibi, işte kendini her an bir tatsız bir olayın içinde bulacakmış gibi takıntıları olmaktadır. Uykusuzluk gibi, asabiyetlik gibi problemleri olmaktadır. Hem ağrı kesen, hem sakinleştiren, hem de uyku verici özelliği olan yabani acı dikenli marul hipertansiyona karşı da faydalıdır. Bunun yanında kolesterol hastalıklarında, kötü kolesterolde özündeki o süt gibi sıvı madde kan temizleyici özelliği olduğundan kötü kolesterol, hipertansiyon hastalıklarında faydalı olmaktadır. Sindirim sistemi hastalıkları içinde yararlı olan acı marul sindirim sistemini geliştirir, düzenler ve fayda sağlar. Kemik sağlığı için de faydalı olan acı marul özellikle yaşlılık, Alzheimer gibi rahatsızlıklarda kemik sağlığını geliştirerek ve romatizma ve kireçlenme hastalıklarında da fayda sağlamaktadır. Bunun yanında acı marul mikrop öldürücü özelliği neticesiyle haricen yaraların üzerine sürüldüğünde yaraları dezenfekte ilaç olarak da kullanılmaktadır. Eski çağlardan günümüze kadar kullanılan acı marul, Roma İmparatoru Augustus'un yakalandığı karaciğer hastalığında bu acı marulu kullanarak karaciğer hastalığından şifa bulmuştur. Yani bir karaciğer dostu olan acı marul her çeşit karaciğer hastalıklarında faydalı ve şifalı bir bitki olmaktadır. Yani odunsu bir bitki de olduğundan bir yaz boyu doğada yaşayabilmektedir. Bahçelerin kenarlarında, uygun yerlerde, yol kenarlarında, hemen hemen her çeşit bölgelerde
kendiliğinden yetişebilen bitki, sulandığı takdirde, suyun olduğu takdirde veyahut da yeterli yağışları yağdığı takdirde hiçbir bakıma ihtiyaç duymadan kendiliğinden yetişebilmektedir. Dediğimiz gibi bu bitkiyi hiç kullanmasanız da dahi mera hayvanlarına yedirdiğiniz takdirde bu kanatlı veyahut da kanatsız, memeli veyahut da kanatlı her çeşit hayvana yedirdiğinizde et ve süt verimini arttırmaktadır. Yumurta verimini arttırmaktadır. Hayvanların üretkenlik dönemini fazlalaştırmaktadır. Sağlanan verimi arttırmaktadır.